Herkese selamlar dostlar. Bugün çok önemli bir gün bana kalırsa ve siz de biliyorsunuzdur veya şimdi öğreniyorsunuz bilmiyorum. Unreal Engine 5'in e, erken erişim versiyonu yayınlandı. Şu anda Epic Games üzerinden indirebiliyorsunuz. Şöyle sizlere göstereyim. E, aynı zamanda bununla beraber bir tane de yeni bir e, asset dosyası geliyor. Harita ve animasyonları vesaire bir kısa bir oyun gibi düşünebilirsiniz bunu. Bunun üzerine inceleme yapıp dinamiklerini anlayabilmemiz için böyle bir paket yayınladılar. Bu da direkt ücretsiz indirebiliyorsun ama sanırım 100 GB'lık bir boyutu varmış. Ee, gördüğünüz gibi şurada 205 GB. Yani bunda bilginiz olsun. Ee, şimdi gelelim ee, Unreal Engine'in 5'in neler getirdiğine, yenilikleri neler? Gerçekten bence çok önemli bir devrim bu. Oyun e, piyasasında oyun yapımcıları ve bu oyun yapımı ile ilgilenen herkes için çok önemli bir gündem konusu bu. Çok daha yeni bir saat vesaire yani bir saat civarı oldu bu yayınlanalı. Ve işte burada bazı bilgilerden bahsediyor. Yeni nesil oyunların e, geleceğinden bahsediyor ve gerçekten şu oyunu deneyimleyebiliyorsunuz. Direkt o 100 GB'lık projeyi indirirseniz. Açıkçası hani size bağlı. Ben indireceğim tabii ki de ama indirmeden çekmem hemen hızlıca çekmek için direkt burada sitesine girdim. Burada işte daha detaylı incelemek için bize belli başlıklar altında bazı bilgileri veriyorlar. Bu natide dediği şey, biliyorsunuz ki artık yani oyun yapımcılarının veya 3 boyutlu modelleyicilerin oyunlara görseller aktarırken çok kısıyorlar. Poligon değerlerini çok kontrol altında tutmaları gerek. İşte low poly ayarları yapıyorlar mesafeye göre. Yakında daha çok poligonlu uzaklaştıkça poligon değerleri düşüyor biliyorsunuz modellerin. Bu da optimizasyon içinde. Fakat e, Natide diye Nanite diye bir teknolojiyle Unreal Engine bunu çözeceğini iddia ediyor ve burada bundan bahsediyor. Optimizasyondan e, bu e, yeni bir teknolojiyle şurada söylediği e, mikro poligon geometri sistemden bahsediyor ve inanılmaz milyonlarca poligonun hiç kasmadan o oyuncunun oyununu etkilemeyecek şekilde bir aslında bir, nevi bir simülasyon tarzında bir teknolojisiyle geliyor bu Unreal Engine 5 onun dışında lumen geliyor bu çok önemli çünkü biliyorsunuz ki şimdi RTX ekran kartları çıktı ve sadece RTX ekran kartınız olduğu zaman bunu kullanabiliyorsunuz yani RTX ekran kartınız yoksa o ışıkla ışık teknolojisini kullanamıyorsunuz Unreal Engine ise böyle bir çözüm getirdi Bence bu da çok önemli. Yani Nanite teknolojisi ilk gösterdiğim teknolojiyle Lumen teknolojisi çok önemli bence. Çok çok önemli. Çünkü devrim niteliğinde size şöyle örnek vereyim. Peki, poligonlarla arası olmayanlar için. Örneğin sizin bir oyun yaparken çok üst düzey yani AAA dediğimiz triple A dediğimiz oyunları yaparken bile belli bir poligon değerinin üzerine çıkamıyorsunuz. Ve her modelin low polisini yapmak zorundasınız. Örneğin 5 metre yanınızdaki adamla 100 metre uz uzağınızdaki adam aynı poligon değerinde olmuyor. Yakın yanınızdayken daha net gözüküyor. Uzaktayken poligon değeri düşüyordu. Çünkü bu optimizasyon içindi. Kasıyordu, kastırıyordu. Mahvediyordu oyunu. Ee, bu nanite bunun için. Artık e, Unreal Engine'ın bize söylediği şu milyonlarca poligon değeri olan modelleri oyununuza koyacaksınız ve FPS hiçbir şekilde etkilemeyecek. Lumen'de RTX'in teknolojisini artık oyunlara yani Unreal Engine'la yapılan bütün oyunlarda siz bu teknolojiyi kullanabileceksiniz. Herhangi bir ekran kartı işte işte RTX serisinden bir ekran kartı almanıza gerek yok. Bu da e, Unreal Engine'in geliştirdiği ışık paketi ışık teknolojisi gibi düşünebiliriz. O poligon değerlerini işte poligonları ve sert yani ışığı taklit eden bir teknoloji bu RTX gibi düşün ama tek farkı Unreal Engine programı yani motor üzerinden yapılan oyunların hepsinde çalışacak bu. Yani oyuncunun hiç ekstra bir ekran kartı almasına vesaire gerek kalmayacak. Oyunu yüklediği zaman bu teknolojiyi kullanabilecek. Open World'de bazı şeylerden bahsetmişler. Yeni gelecek olan Unreal Engine 5'te. Ee, biliyorsunuz ki mesela bir proje üzerinde sadece bir kişi çalışabiliyorsunuz. Ee, diğer kişi de başka bir yerde çalışabiliyor vesaire. Yani ama aynı proje üzerinde çalışamıyordunuz ama bu yeni Open World'de etkisi olduğu teknolojide şundan bahsetmişler. Artık e, aynı proje üzerinde farklı bilgisayarlar Size ayrılan bölümleri beraber çalışabileceksiniz. Birbirinize karışmadan, bulaşmadan. Örneğin haritayı ikiye bölüp A kısmını kendiniz kullanırken B kısmını da ekibinizdeki bir kişi kullanabilecek ve Aynı anda tek bir proje üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. Gözde de görünebilecek bu. Yani arkadaşınızın neler yaptığını görebileceksiniz. O da sizin neler yaptığınızı görebilecek. Bence bu da çok önemliydi. Çünkü biliyorsunuz projeleri ekipli gruplarda Genelde şöyle olur. Bir kişi o an, ya herkes de tabii ki de proje olur ama işin sonunda bu projeleri tek bir projede toplamak için eksi uğraşırsın. Bu, bu sefer bu teknolojiyle yıl 5'in getirdiği Open World'e burada bahsettiği teknolojiyle tek proje üzerinden birden fazla kişi aynı anda çalışabilecek ve birbirlerini görebilecekler. Bunda tabii siz ayarlayacaksınız hangi bölgede mi çalışmak istediğini. Animasyon konusunda da tabi ki de gelişmeler var. Animasyonda daha rig sistemi ile alakalı işte kullanıcı arayüzünün kolaylığı bakımından zaten Unreal Engine rig işte animasyon tool'su çok iyi değildi. Yani çok kafa karıştırıcıydı. Ama şimdi yeni geleni ben biraz inceledim. Bence gerçekten daha optime ve daha anlaşılabilir, daha kolay kullanıcı dostu olmuş. Onun dışında Seslerle alakalı gelişmeler var. Artık sesler vesaire çok daha etkili ve editör kısmında da çok yani level design design konusunda şunu söylüyorlar. Level design'a geçtiğiniz zaman inan arayüz burada fotoğrafta gördüğünüz gibi sadece aşağıda objeler var ve oyunumuz var. Bu arayüzü düzenlemişler. Daha optimize bir ve daha hızlı çalışabilmemiz için realistik bir kullanıcı arayüzü oluşturmuşlar bize. Böyle bir yenilik de gelmişler. Tabii ki de daha fazla yenilik vardır ama e, bunlar ana başlıklar. Benim burada dediğim gibi en önemli gördüğüm şu iki e, başlık ve teknoloji. Nanite ile Lumen teknolojisi çok önemli. Nanite dediğim gibi poligon değerlerinde artık milyonlara çıkabileceğimizi söylüyor. Ben daha denemedim, İndireceğim, deneyeceğim. Bakalım olacak mı, olmayacak ki Lumen'de de. RTX'i devirecek yani RTX'in hiçbir anlamı kalmayacak lumen teknolojisi çıktıktan sonra bu da gerçekten çok önemli bir şey bunları sizle paylaşmak istedim gerçekten e, uzun zamandır hani bunu bekliyordum bence de gelen Unreal Engine 5 gerçi erken erişim ama bu her şeyi zaten buradaki başlıklar vesaire bize anlatıyor her şeyi çok büyük bir devrim olduğunu düşünüyorum oyun yapım geliştirme konusunda çok Fazla yenilik getirdiğini düşünüyorum. Şu iki nanite ve lumen teknolojisinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım istediğimiz gibi olur. Düzgün çalışır. Lumen teknolojisiyle çok açıkçası RTX'de vesaire de çok heyecanlanmamıştım. Ama nanite gerçekten çok önemli. Poligon değerlerine takılı kalmamak gerçekten çok önemli bir şey. Eğer siz oyuncuysanız hiç bu işlerle alakanız yoksa bile şöyle söyleyeyim. Gerçekten çok önemli. Oyunun en önemli kısmı yani. Öyle söyleyebilirim. Gerçek hayata yakın grafiklerin oluşturulmasında, gerçekçi grafiklerin oluşturulmasında çok önemli bir şey bu ve bunu başaracağını söylüyor. Tabi göreceğiz ne kadar stabil çalıştığını da göreceğiz ama arkasında Epic Games olduğu için bence stabil çalışacaktır. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha yeni gelişmeler olunca tekrar sizlere bildireceğim. Hatta kullanır kullan biraz kullandıktan sonra da bir inceleme videosu da atarım sizlere. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Selamun Aleyküm.